Değerli izleyenler ve değerli konuklarım, şimdi bir son dakika haberi ekrana yansıyor. Kenan Işık'la ilgili, malumunuz son 10 yıldır geçirdiği beyin kanaması dolayısıyla komadaydı ünlü sanatçı Kenan Işık. Bugün 76 yaşında gözlerini hayata yumdu. Konuya dair sizlerin de yorumlarını almak isterim. Aslında eğitimi itibarıyla aynı okulda okuduğum bir isim. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde, bölümümüz farklı tabii. Ben ekonometre okudum, okuma yönetimi. Şimdi bizim gibi insanların böyle ekranda, sahnede sanatla ilgilenen ve dahi Kenan Işık gibi mesela mesleğini çok güzel bir şekilde temsil eden, çok güzel örnekler icra eden bir sanatçının kaybı oldukça üzüntü veriyor bize. Son 10 yıldır verdiği de bir yaşam mücadelesi var tabii ki. İşin bir tarafı da o. 10 yıllık çok uzun bir koma sürecinden bahsediyoruz ki nedeni bir beyin kanamasıydı aslında. Evet. Rahmet diliyoruz kendisine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı, sabırlar diliyoruz efendim. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Öncelikle sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyoruz tabii. Kenan Işık benim de çok sevdiğim bir sanatçıydı. Özellikle ses tonunu çok severdim. Evet. O yarışma programında da çok hani başarılı bir... Çok ikonikti değil mi? Evet, çok ikonikti. Çok da başarılı bir moderatörlük de yapmıştı. Onun dışında işte yer aldığı dizilerde aile babası rolüne çok yakışan bir insandı. Tabii böyle önemli değerlerin yerine yenileri gelmez. Onlar işte kalbimizde yaşamaya devam edecekler. Tekrar sevenlerine başsağlığı diliyorum ben de, hem de ailesine. Gülgün Hocam, siz takip eder miydiniz dizilerini, yarışma programlarını? Evet evet, mutlaka. Çünkü Türkiye'nin tanınmış sanatçılarından biriydi. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve özellikle de sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Çok üzücü. Hacı, sen nasıl görüyorsun Kenan Işık'la ilgili hatıraların var mı senin de? Bir hani yayınımız esnasında bu üzücü haberi Allah aldık ve eylesin. Analım bir taraftan da kendisini. Tabii ailesinin başı sağ olsun başta, ki ailesi de 10 yıldır komada olmasına rağmen sabırla iyileşmesini bekledi. Ama Allah'ın takdiri, yazgı bu. Yani ne bir saniye ileri ne bir saniye geri gider. Kenan Işık'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii özellikle sunduğu yarışma programında, aslında bu yarışma programı bütün dünyanın çeşitli ülkelerinde yayınlanan bir program. Aslında diğer ülkelerdeki programlarda seyircilerle, katılımcılarla dalga geçilen programlar. Yani katılımcılar küçük düşürülür, dalga geçilir. Aslında şova çevrilmiş bir program. Ama Türkiye'deki versiyonunu Kenan Işık sununca ağır başlı, böyle karşısındakini ciddiye alan, alay etmeyen bir yapıda sundu. Bu program tutmaz demişler Kenan Işık'a. Yani bu programın formatı, ya seyirciyle dalga geçiyorsun işte. Yani katılımcıyı küçük düşürüyor. Böyle böyle yaparak bir şov programına Kenan Işık yapın bu diyerek devam ediyor. Ve program hakikaten Kenan Işık'la beraber tutulan, izlenen, reytingi olan bir programa dönüşüyor. Yani kendi tarzı olan, ekranda kendi ciddiyeti olan, ağırbaşlılığıyla bilinen bir isimdi. Toplumda ağırbaşlı olduğu için topluma ters düşen açıklamalar da yoktu. Toplumun içinde bir insan olarak gözüküyordu. O yüzden ben kendisine, kendine münhasır bir çizgi sayesinde Türkiye'de tanınmış ve bu sayede başarılı olmuş olduğunu da ekleyerek tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi tabii yani evveliyatında ana haber sunuculuğu yapmışlığı da var. Bizim de çalışma arkadaşlarımızdan meslek büyüğümüz Erdoğan Aktaş'la tanışıklığı dolayısıyla oldukça üzgünüz. Pernal için yine Kenan Işık'la ilgili bu üzücü haberi değerlendirmek ve kendi duygularını paylaşmak üzere bizimle birlikte. Merhabalar Berna Hanım. Merhaba, merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Çok tabii üzücü bir vesileyle sizi ağırlıyoruz bu program dahilinde. Fakat duygularınızı da almak isteriz. Koan öğrendim ben de. Çünkü bizim Filenin Sultanları'nın maçı var biliyorsunuz. Kızları izliyordum. Bakmıyordum sosyal medyaya da. Telefon çalınca ben de öğrendim. Arkına belki arkadaşlardan. Yani...
Çok yordu bu dünya Kenan abi, gerçekten çok yoruldu. Çok talihsiz bir kazayla, çok talihsiz bir kaza geçirdi ve o gün bugün kaldı. Benim teyzem öyle uzun zaman aynı şekilde kalmıştı. Onun ne kadar zor bir şey olduğunu çok yakından onunla da yaşamıştım. O yüzden bazen bu durumlarda gerçekten çok acı biliyorum ama Allah kurtardı da demek lazım. Allah yerlerine direndirsin demek istiyorum. Gerçekten çok uzun yıllardır çok üzgünüm onun için. Çok beyefendiydi çünkü. Her zaman bir karşı çok nazikti, çok kibar, çok uyumlu çalışma arkadaşıydı. Biz belalı baldız birlikte olduk. Nurgül, Yeşilçam, Kenan abi ve ben üç kişi. O zaman hani her zaman çok sakinliğiyle hatırladık. Hep o sükunetiyle birlikteydi. Her zaman kibardı. Sohbetlerimiz olurdu. Uzun uzun hep çağırırdı odasına, muhabbete bizi giderdik. Yani sakin bir insandı, beyefendi bir insandı. O yüzden zaten o kaza anından itibaren çok 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 üzgünüm ama çok baktı eşi de, ailesi sayesinde aslında bu kadar uzun zaman gayretle yaşama tutundurulmaya, yeniden döndürülmeye çalışıldı. Çok zor bir süreçti aile içinde. Allah onlara çok büyük sabır versin. Önemli bir insandı. Önemli bir kişiyi kaybettik. Çok güzel bir hayali vardı benimle ilgili. Tam bunu konuşuyorduk bu kaza olayları olduğunda. Otello'yu koyacaktı ve o zaman ben onu oynayacaktım. Düşünün ne kadar uzun yıllardır bu halde kalmış. Gerçekleştiremediğimiz bir hayalini de aldı ve gitti şu anda. Allah taksiratını affetsin, ailesine ve hepimize büyük sabırlar versin. Türkiye'nin başı sağ olsun. Umarım gerçekleştirilecektir sevenleri ve ailesi tarafından. Sizler de çok zor dakikalar yaşıyorsunuz. Sesinizden de bunu anlayabiliyoruz. Kendisine Ben yakın çok bir üzüldüm isimdiniz. çünkü dediğim gibi maçı bizim kızları izliyordum ve olimpiyatlarda bir an telefonda başınız sağ olsun diye yani bir algılayamadım yani zor güzel zor maalesef kaybediyoruz böyle işte kaybediyoruz Maalesef ama böyle dediğim gibi değerleri yani o yitiriyoruz. talihsiz kaza günü kaybettik aslında hani Kenan abi o gün bugündür büyük bir mücadele veriyor ailesi. Talihsizlik, hayat böyle bir şey maalesef. Hayat böyle bir şey. Hayat çok kolay olmayabiliyor. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Dediğim gibi Allah yerinde dinlendirsin. Bu dünyada çok uzun zamandır büyük zorluklar çekti. Yani Araf'ta kalmak da zor. Allah yerinde dinlendirsin demek istiyorum. Peki. Sizler için de tekrar başsağlığı diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Oldukça Teşekkür ediyorum. Çok sağ etkilendiniz. olun. Sizi daha fazla yormayalım. Teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Duygularınızı paylaştınız. Sağ olun. Berna Alec'inden, kendisine yakın bir isimden yine Kenan Işık'ı kayıp haberine ilişkin yorumlarını aldık. 10 yıldır komadaydı. Değerli meslek büyüğümüz de aynı zamanda habercilik tarafıyla. 21 Mart 2014 günü aslında spor salonunda saunaya giriyor Kenan Işık ve sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybedip düşüyor. Düştüğü yerde kafasını yere çarptığı ifade edilmişti ve o halde bilinci kapalıken hastaneye kaldırılmıştı. Sonrasında beyin kanaması gerçekleştiğini duyurmuşlardı bizlere. Ardından hemen ameliyata alındığı haberlerini takip ettik. Yaklaşık bir 4 saat kadar sürdüğünü biliyoruz o ameliyatın ve hayati tehlikesinin de olduğunu belirtmişler doktorlar. O gün bugündür komadaydı. Tedavisi devam ediyordu. 10 yılda aşkın bir süre aslında. 21 Mart 2014'ten bu yana kendisinden olumlu bir haber, mutlu bir haber, gözlerini açtığına dair bir haber bekledik ama o haber maalesef ki gelmedi. Bizler de bugün bu acı haberi sizlerle paylaşmak durumunda kaldık değerli izleyenler. Ama tabii ki de kişiliğiyle, o ağırbaşlı olgun karakteriyle, tüm birikimleriyle
onu anmaya devam edeceğiz. Bu bizim bir değerimiz ve yaptığı tüm katkılarla anılmaya devam edilecek. Sevenlerinin kalbinde elbette. Birlikte Hacı'dan da ben yorumumu almak istiyorum. Hı hı, bir sormuştum sanıyorum. Evet, yine hani tanışıklık noktasında bir istişareniz oldu mu Hacı? Sen neler söyleyeceksin? Kenan Işık'la biz tanışmak kısmet olmadı. Ama Kenan Işık'ın ben özellikle oynadığı dizileri birkaç bölümünü seyrettim. Ama özellikle sunduğu yarışma, o kim milyoner olmak ister, kim 500 milyon ister yarışmasına baktığımızda o yarışmada hakikaten ağırbaşlı tutumu vardı. Küresel çapta olan bir yarışmaydı aslında. Ve o yarışmada kendine özgü, dünya çapında kimsenin yapamadığını Türkiye'de yaptı ve ağırbaşlı bir sunum sergiledi. Normalde şov programı gibi olması lazım. Seyircilerini, özellikle katılanları, yarışmacıları ciddiye aldı. Ve o ağırbaşlığıyla da dikkat çekti. O açıdan da toplumda sevilen bir insandı. Yani toplumumuz, şöyle bir gezdiğiniz zaman Kenan Işık'ı ağırbaşlı insanları sever. Kenan Işık'ı da sevmişti toplum. Komada olduğundan da insanların haberi vardı. Yani evinde oturan hanımlar bile Kenan Işık'ın komada olduğunu biliyorlardı. Ama Allah'ın takdiri dediğimiz gibi yazgıdır. Bu ölüm ne bir saniye ileri gider ne bir saniye geri gelir. Allah'ın takdir ettiği zaman herkesin başına gelecek. Üzücü tabii. Her ölüm muhakkak insanı üzüyor. O açıdan da biz Rabbim inşallah rahmet eylesin. Yattığı yerde de rahat uyusun diyelim. Son kararınız mı sözü son değil kararınız. Mi? Kenan Işık'ın. Evet, emin misiniz son kararınız mı? Bir de karizmatik ses tonuyla çok tanınan bir sanatçıydı. Ses tonu çok gerçekten çok karizmatikti. Oldukça etkileyiciydi evet ve bunu kullanması, o ağırbaşlılığıyla birleştiriyor olması çok hayranlık sağladı aslında. Evet. Türk halkı üzerinde böyle bir etkisi olmuştu ki aslında herkesin de ifade ettiği gibi o yarışma programından daha çok tanıyoruz. Oyunculuğu ayrı, yani her role girebilir bir oyuncu ve farklı kimlikler, kişilikler yansıtabilir. Evet. İşin tabiatı budur. Ama yarışma programında kendi haleti ruhiyesiyle, kendi karakteriyle ve duruşuyla orada olması zaten aslında herkese hayran bırakan nokta orasıydı bence. Tabii. Biraz bahsetmek isterim. Anma mahiyetinde de olsun. Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu Kenan Işık. Ortaokul öğrenimini gerçekleştirdiği dönemde Malatya'da Halk Evi'nde amatör olarak tiyatro yapmaya başlıyor. Hep böyle yerlerden çıkar ya zaten. Evet. Üniversite eğitimi, tahsil de farklı olur ama çocuğun içinde o vardır, kalmıştır. Belki yeteneği de vardır ve bu tarz amatör başlangıçlar hep bir anahtar olur. Aynı zamanda yine meydan sahnesine girmiş bu dönem içerisinde. Gazi Üniversitesi'nde yine az önce bahsetmiştim. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde kamu yönetimi okuyor. Ve 72 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oluyor. Aynı zamanda mesleki hayatı boyunca şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmenliğini de yapmış kendisi. Ve tabii kariyeri süresince de birçok tiyatro oyunu yazmış. Aynı zamanda yazar. Yeni Yüzyıl, Yeni Bin Yıl, Akşam gibi kurumlarda yine çalıştığını görüyoruz. Televizyon ekranlarında bizim çok takip ettiğimiz, daha çok bildiğimiz bir dizisi vardı. Gülben Ergen'le, Haldun Dorman'le başrolünü paylaştı. Ekranda o diziye dair görüntüleri de gördük. Sonrasında 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la tanışıyor, haber sunmaya başlıyor. Fakat tabii kendi mesleği değil ama onu da güzel bir şekilde icra ediyordu. Evet. Yeniden oyunculuğa dönüyor bırakıp. Türk televizyonları, Türk programcılar arasında bu hani mihenk taşıdır da bizim için aslında sunduğu yarışma programı. Hı hı. Bununla beraber yine oldukça ses getirdi o program. İşte oradan tanıdığımızdan bahsetmiştik. Ve kalbimizde de yine tüm bu güzel çalışmaları, duruşu, o ses tonu belki, evet, bunlarla kalacak kendisini
yad edeceğiz. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz ve başsağlığı diliyoruz değerli izleyenler.